Pokemon'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne oynayacağız? Scrap mekanik oynayacağız arkadaşlar. Bugün atölyeye göz atacağız bir. Şöyle atölyemiz bu şekilde arkadaşlar. Mesela tren. Tabi bu tren şeyler çok feci kastırıyor. Yani şu an böyle kastırmadı tabi ama normalde kastırıyor arkadaşlar. Bunları kaldırayım. Başka neler var bakalım arkadaşlar. Hepsine yavaş yavaş bakalım. Böyle bir örümcek dizaynı var arkadaşlar. Gerçekten adamlar çok feci şeyler yapmışlar. Yani şöyle hemen göstereyim sizlere. Bire bastığınız zaman şu ortadaki şey hareket ediyor. O arkadaşlar dengeyi sağlıyor. Gerçekten çok ilginç. Şu an eğer böyle olursa görüyorsunuz. O çalışmadığı zaman başlarsa kafayı yiyen bir makine var. Düzelsin bir. Bu çalıştıktan sonra buna basarsam arkadaşlar görüyorsunuz. Gerçekten çok ilginç. Yani hiç değilse böyle çalışmaya çalışıyor böyle işte. Yani böyle bir tane sistem yapmışlar. Ama dünyanın şeyi var. Kasıyor bilgisayar haliyle. Yani bu bıktım şu kasma olayından zaten. Yollar var arkadaşlar. Şöyle. Yolları yapıp yarışabiliriz. Güzel yollar var. Daha sonra hemen şu yolun üzerine mesela bir tane araç atayım. Tık, arazi aracı mesela. Bayağı güzel şeyler var. Ben çok beğendim. Ayrıca o ekran için arkadaşlar, yani bu E'ye bastığımda şunun üzerindeyken önce göstereceğim size. Şöyle bastım. Şuraya E'ye bastığımda bu ekran açılıyor normalde. Bu ekranın gelmesi için bir beta testine katılmanız lazım. Atölye henüz beta'da. Bu neymiş ya? Oha. Bu ne lan böyle? Abo çok kastı. Bu ne oğlum? Arkadaşlar ne olduğunu henüz bilmemekle beraber tahminim var tabii ki de. Burada bir şey var. Fırlatma rampası bu gibi bir şey galiba. Nasıl da biliyorum ama. Çok saçma bir şey. Olabildiğince çabuk bir şekilde kaldırmaya çalışacağım. Delete diyorum, sileyim. Şunu da delete diyeceğim. Evet, arkadaşlar çok güzel malzemeler var. Mesela böyle tren kaynıyor. Bir sürü tren sistemi var arkadaşlar. Şöyle. Bunun üzerine sistemi kurduğunuz zaman gidecek şeyler hazır yani. Onun dışında bakalım neler varmış. Böyle ray sistemleri var. Lokomotif tarzı şeyler var. Başka ray sistemleri var. Böyle bayağı detaylı şeyler var. Büyük şeyler var. Mesela bunda hasar var. Çünkü eksik parçalar var arkadaşlar. Ondan dolayı böyle gök kubbeler var sanırım. Gök kubbe güzel de ben bu gök kubbeye nasıl çıkacağım? Sıkıntı orada yani. Ha böyle tık tık. Vallahi beyim bedava. Helal olsun lan. Çıkacağım, az kaldı. Vallahi çıktım. E çıktım ne oldu arkadaşlar? Ne var burada? Dalga mı geçiyorsunuz lan siz benimle? Bu neymiş? Bak insan merak ediyor şimdi. Basası geliyor. Hiçbir boku yaramıyor. Burada neler var? Bunlar tabi hep şey. Yani şöyle bir şey yapalım mı? Hadi troll. Gel sen lan böyle. Bunu düşürürken kesin çok büyük bir kasma olacak arkadaşlar. Yani kesin olur yani gibime geliyor. Acaba kasacak mı? Şey daha doğrusu düşecek mi? O da var. Koskoca makine. 3 tane ile düşürebilir miyiz? O da var tabi. Particle'ları kapattığım için size şeye gelmiyormuş gibi gözükebilir. Dur, particle'ları açayım en iyisi. Normalde geliyor. Sanırım düşüyoruz.
Düşsene lan. Ulan düşene kadar dolduracağım oğlum. Ver gazı acı. Arkadaki küçücük bir şey alttaki ya. Doldur gitsin. Şu an düşüyoruz. Harbiden düşüyoruz şu an. Uhu. Oha lan. Oha. Okey, okey. Hatayı gördünüz mü arkadaşlar? Düşüyor. Düşüyor. Düştü. Çok güzel. Tamam. Başka ne var bakabileceğimiz? Şu hoverboard çok hoşuma gitti. Belki incelemesini yapmışsınızdır arkadaşlar. Son zamanlarda hoverboardlar çok revaçta. Bu da hoverboard'a benzer bir şey yapmışlar. Hiçbir şekilde düşmüyorsunuz. Böyle bire basınca düğmesi var. Güzelmiş bu da. Yani çok sağlam fizik motorları kullanmış arkadaşlar. Burada bir tane büyük bir tane şeyimiz var arkadaşlar. Şu neydi o? Child'ın şeyine benzetmişler birazcık ama çalışmıyor pek. Yani bu pek güzel olmamış bence şeyde. Yani onu öyle inip kalkıyor. Onu ayarlayabilirlermiş bence. Yani ben olsam ayarlardım. Mesela bunu taktığım an fiziği kasıyor arkadaşlar. Koskoca tren. Yani bakın şimdi. İnmiyor bile. Ben şimdi bunu hemen şey yapayım. Yani böyle bir şey için yani göreceğim şimdi. Sistem olacak diyorum da. Yani zaten bu sistem de çok iyi. Yani çoğu insan bu oyunu oynayamayacak o zaman. Yani bu sistemde bile böyle yapıyor arkadaşlar. Gerçekten çok garip bir durum. Ben çok garipsiyorum yani. Şu an takıldı. Şöyle yine trenler var. Trenleri göstermeyeceğim. Şu aracı göstereceğim arkadaşlar. Çok hoşuma gitti bu araç. Gerçekten çok kullanışlı bir araç. Araçları beğendim, yalan yok. Şöyle göstereyim arkadaşlar sizlere. Şöyle belki de çıkamayacağı yer yok. Şu şekilde aldığı zaman çok farklı bir sisteme giriyor. Bu aşağıdan da şey yaptığınız zaman hu uçuyoruz. Gördüğünüz gibi. Tamam. Tekrar takla atmadan böyle üstüne oturtturalım. Tamam. Böyle bir araç. Güzel bir yapım. Kim yaptıysa eline, koluna, gönlüne, yüreğine sağlık arkadaşlar. Şimdi böyle bir tane Star Wars'taki Star Wars muydu? Yok, bu Star Wars değil ya. Star Wars muydu bu? Değil değil. Tam olarak benzetememişler öyleyse de yani. Yok yok, bu Star Wars değil. Yani güzel bir uçak arkadaşlar. Bunun ne işe yaradığını tam olarak bilmemekle beraber. Şimdi öğrenmedim. Yere çöktüğü an motorlar aktif oluyor. Şöyle arkadaşlar göstereyim. Böyle yerini belirleyebiliyorsunuz. Böyle oturtturalım. Şimdi şunu da iptal edeyim. Daha gösterecek çok şeyimiz var. Böyle ara ara gösterebilirim sizlere arkadaşlar artık. Şu aracı gösterdim az önce. Bu aracı da göstereyim hemen. Güzel bir araç. Ya pek kullanışlı değil ama görünümü çok güzel aracın. Eski araçlardan. Şöyle. Hop. Son olarak böyle üstü açılıyor. Yani üst açılıyor dedim, kenarları açılıyor arkadaşlar. Güzel bir araç yapmış arkadaşlar. Bakalım başka neler var. Şuna bayıldım. Hız ya, resmen muhteşem bir hız yapıyor. Böyleyken güzel bir hız zaten. Ama bir de bu haldeyken görün arkadaşlar. Böyle şeyleri verdi. İsterseniz böyle de kaldırabiliyorsunuz, isterseniz böyle de bırakabiliyorsunuz. Uçuyor. Ve böyle takla atıyor sadece. Sonra tekrardan yeri geri geliyor. Bunu da aktif ettiğinizde o sabit kalıyor zaten.
Düşsün be. Şu anda düşme olayı da olmuyor arkadaşlar. Bayağı gidiyoruz yani şu anda. Hatta o kadar hızlı gidiyoruz ki oyun ne olduğunu şaşırdı gibi. Çarptık. Şöyle hemen dönüvereyim ben. Heh. Çok başarılı buldum arkadaşlar ben. Oha lan. Bayağı hızlı gidiyormuşuz arkadaşlar. Gördünüz siz de bırakır bırakmaz. Yani. Vay be. Neyse bunu da geçelim. Şunu hemen iptal edeyim. Bu araç çok güzelmiş arkadaşlar. Bayıldım yani. Şuradan. Bunların hepsini bu arada Steam atölyesinden bulabilirsiniz. Yani özel bir yer yok. Steam atölyesinde var hepsi. Böyle bir uçak yapmışlar. Bunun motoru nerede? Daha doğrusu bunun kontrolü nerede? Burada. Oo. Buna lan. Tekerlekler. Güzel tekerlekler. Bu neymiş? Kapısı. Evet, kalkışa geçiyoruz. Heh, şimdi kalkışa geçtik arkadaşlar da. Durum hiç hayırlısı değil dedim. Böyle şeyler çok var. Güzel ama fena değil yani. O inmez artık. Kaldı orada, yandık. Onu almak için neyle gidebilirim falan diye böyle. Bu arada bunu göstermedim arkadaşlar. Flipping board, kuş göstermeyeceğim. Hiç uğraşamayacağım şimdi falan diye böyle. Şu da güzel. Bu da güzel. Bu da diğerinin mavisinin kırmızısı mı? Neydi bu? Vardı galiba. Az önce de baktık galiba. Yani mekaniği çok başarılı. Aynen, bunu daha önce bakmışız zaten. Şunu bir indirelim arkadaşlar. İptal edelim. Gördünüz zaten. Gel buraya sen. Bunu alırsam iyi olacak. Bu durduk yere orada durmasın yani. Hadi be artık kardeşim. Niye hep kırmızı çıkıyor ya? Heh. İptal. Başka ne var bakacak arkadaşlar? Heh. Bu işte Star Wars ya. X-Wing. Oha ne oldu lan? Yine kastı. Neyse fazla kasmıyor bunlar. Yemin ediyorum bilgisayardan şüphelenmeye başladım artık ya. Dedim ki sorun bizim bilgisayarlarda galiba. Dedim yani. Ama çok kasıyor ya. Ama genel bir sorun arkadaşlar. Bu oyunun genel bir sorunu zaten. Herkes şikayetçi bu durumdan. Tam da şeyine girdik yani ha. Şöyle girelim. Önümde uzunca bir yol olsun. Şöyle kalktığı zaman kalkıyor arkadaşlar. Ama kontrolü çok kötü şu an gördüğüm kadarıyla. Sizin de gördüğünüz kadarıyla daha hiçbir şey yapmadım. Ya artık yeter yeter, ne olur yeter ya. Ne olur yeter ya, kasma ya. Ya ben bu bilgisayarla ne oynadım, senin ne özelliğin var, neler oynadım ben bu bilgisayarda. Sen niye kasıyorsun kardeşim? Şöyle açabiliyoruz. Bu birinci connect hiçbir yerde yokmuş dediğine göre. Yok kontrol yok yani. Yok arkadaşlar bu bozuk.
Patla patla patla. Delete diyelim bakalım. Başka ne var ya? Şuralara bakalım. Burada bir helikopter varmış. Burada bir uçak varmış. Helikopter nasıl çalışıyor? Helikopter güzele benziyor ama. Tamam. Bu ne lan? Bunlar kalkış motorları. Bu da şey, tamam. Tamam, başka ne var? Şu an aşağı iniyorum. Hızlıca durdurmamız lazım bu durumu. İniyoruz. Evet, fena değil. Her ne kadar daha kontrolünü ele alamamış olsam da fena değil. Yani. Şuna bakalım hızlıca. Artık hızlanılmayacak. Oho, çok büyük uçak. Kesin kasar. Abo. Yok, fazla kasmadı. Oha lan, şunlara bak abi. Vallahi billahi adamlar uğraşmış yapmış ya arkadaşlar. Buralar hep thruster dolu. Ben bu uçağa nereden bineceğim? Vay, yolcu uçağı. Oğlum insanlar ölür lan burada. Ama adam kabin filan yapmış, helal olsun. Bu neymiş? Ön tekerlek. Bildiğin sorunlu lan bu. Tamam, bu da sorunlu çıktı Rıza baba. Büyüklerde sorun muhakkak oluyor arkadaşlar. Çünkü çok büyük ve gerçekten zor yapması. Yani tamam, benzetiyorsunuz ama yani sadece benziyor. O yüzden aslında fazla büyük yapmamak lazım böyle şeyleri. En azından uçan şeyleri. Buna katliama sebebiyet verebiliyoruz. Bu neymiş ya? Vay be. Adamlar yol yapmış özel. Ama bunda niye kasıyorsun? Allah'ın gerizekalısı. Ne böyle içimden artık yani küfürler, her bir şey geliyor. Artık birkaç tane daha bakayım arkadaşlar. Birkaç tane daha bakayım da sonra bitecek. Bu çok güzel arkadaşlar. Buna baktım ben. Yani gerçekten kim yaptıysa helal olsun, düşmüyor motor. Çok başarılı. Güzel de gidiyor. Vurun. Şöyle. Tamam. Bu da güzel arkadaşlar. Bu benim hoşuma gitti. Onun dışında. Başka ne var? Bu neymiş? Bir saçma bir araba bu ya. Burada bir UFO var arkadaşlar. Çok büyük. Açmayacağım. Bir Titanic adam buradan. Kaç tane buradan partlarına bakalım. Bir sürü şey part kullanmış. Şu çok güzel de benziyor en azından. Miller kullanmış. Bu ilk diyelim. Bu arada arkadaşlar, burada siz de yapıp yollayabiliyorsunuz yani. Kendiniz yaptığınız şeyleri de bu ilde koyup paylaşabiliyorsunuz. Yani illa şeyden almanıza gerek yok. Bu açılıyor. Bak hele bak. Freninde sorunlar var arkadaşlar. Çok geç kaldı. Yani vallahi kazaya gideceğiz yani.
Size şu aracı göstermek istiyorum ben. Muhteşem. Benim gördüğüm en kullanışlı eşya. Net. Ben bunu bir de şeyde o, burada neyse yine arkadaşlar da toprak dizisi şey var ya diğer harita. Orada da test ettim. Her yere çıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. Şöyle basalım. Gerçekten çok hızlı. Aynen bu da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle. Bunu da basalım. Bunu da yapalım. Artık yavaş yavaş sonlara doğru gelelim arkadaşlar. Başka ne var? Zaten pek bir şey kalmamış geriye. Bu varmış. En son bir de şunu çalıştırayım bakayım. Yani. Şöyle koyacağız anlaşılan. Bu ne lan böyle? Neyse arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte atölyedeki eşyalara bir göz gezdirdik. Atölyeye buradan yine bakabilirsiniz. İsterseniz direkt buradan açabilirsiniz atölyenizi. Bizi takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bizi takip etmeye devam etmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Bunu açmadı. Hoşçakalın. Bay bay. Hatalı.